Kıbrıs'a kim gelirse gelsin ilk önce tatil için geliyor. Sonra burada iş hayatını ve hayatını burada yönetiyor. Onlardan birisi de Naim Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben hemen şeyi soracağım. Nasıl başladı Kıbrıs macerası? Bu kadar büyük bir sistemi ayağa kaldırmak, nasıl bu çalışmalar hayata geçirdiniz? 1993'te adaya gezmek için gelmiştim. Tabii ki yaşım küçük olduğundan dolayı vekaletle gelmiştim. O kadar. Tabii çeşitli sektörlerde çalışarak bugün bu gördüğünüz gibi bu binayı kurduk. Cumhurbaşkanımız Devişeroğlu açılışını yapmıştı buranın. Aslında burası 3 katlı bir yer değil mi? Ben 4 katlı. 4 kat. Ha, bir katta en alt kat var. En alt kat, evet. Binamız 2000 metrekareden oluşuyor. Tabii ki binamız bu işe elverişli olarak inşa edildi ve tasarlandı. İşte ağır malzemesinden, tuğlasından, çimentosundan, demirinden, boya malzemelerinden, iç cephe, dış cephe, metal boyalarından, her türlü hırdavat malzemesi ve müşterilerimizin talebi üzerinde koltuk takımlarından, yatak takımlarından, oturma gruplarından, dış mobilyalarından, rattan, masa sandalyelerimiz, şezlongumuzdan, şemsiyelerimizden. Ben kendim yok kelimesini sevmiyorum. Yani yok denmesi bile yasaktır. Müşterilerimize her zaman var, getiririz şu zamanda ya da bu zamanda fark etmez. Ama yok kelimesi tamamen yasaktır. Bundan sonraki hedefiniz de arka tarafı büyütüp burayı tam bir konsept haline getirmek, değil mi? Kıbrıs. Tabii ki. Hedefimiz şu anda gene de bir numara olmaktır. Yani bu konseptte banyo malzemelerinden, seramik ürünlerinden, ağır tuğlası, çimentosu, demiri bir numara olmaktır. Evet efendim, Naim Bey ile sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Ama bakalım Kıbrıs'ta, yavru vatanda şimdi nereye gidiyoruz? Hep birlikte izliyoruz.